Talebin fiyat esnekliği ve bu esnekliği belirleyen faktörleri öğrendikten sonra gelin bu konuda bir soruyu birlikte cevaplayalım. Soruda aşağıdakilerden hangisinin talep esnekliğinin yüksek olmasının olasılığı diğerlerine göre daha fazladır diye sorulmuş. Şıklar arasında tek doğru cevap varmış. Yani sadece bir seçeneği seçmemiz gerekiyormuş. Her zaman olduğu gibi hadi hemen bu videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Bulabildiniz mi? Şimdi birlikte doğru cevabı arayalım. Bize verdikleri seçeneklerden ilki ikame sayısı fazla olan lüks bir araba. Bundan daha önce de bahsetmiştik. İkame sayısı fazla olduğunda talep edilen miktar fiyattaki değişimlere hassas olur. Evet, bu esnekliğin yüksek olacağı bir durumdur. İkame mallar fazla olduğunda esneklik de yüksek olur. Bize bir de bu malın lüks olduğunu yani bir ihtiyaç malı olmadığı bilgisi verilmiş. Bu da fiyata göre esnekliği arttıran bir durumdur. Bu seçenek doğru olabilir. Ama diğerlerini de incelemeden kesin kararımızı veremeyiz. Sırada ikame sayısı az olan ve ihtiyaç duyulan bir mal var. Yani birinci seçeneğin tam tersi. Bir kere ihtiyaç malı demeleri esnekliğin daha az olacağı anlamına geliyor. Bir de ikame sayısı azmış. İkame sayısı azsa fiyatını değiştirseniz bile insanlar farklı bir alternatife yönelemeyecekleri için bu malı almaya devam ederler. Başka bir deyişle bu da esnekliği azaltan bir durumdur. Soruda esnekliğin en fazla olduğu seçeneği bulmamız istendiği için bunu eleyebiliriz. Devam ediyorum. Gıda geniş piyasaya sahip bir mal. Söz konusu olan gıda ise fiyatı değişse bile gıdaya ihtiyacımız olduğundan talep edilen miktar bundan çok da fazla etkilenmez ya da talep edilen miktardaki yüzdelik değişim çok fazla olmaz diyebilirim. Bu da esnek olmayan bir durumdur. O halde eleyebiliriz. Gelirin küçük bir payını oluşturan mal. Bu noktada size bundan önceki dersteki sakız örneğini anımsatmak istiyorum sakızın fiyatı 25 kuruştan 30 kuruşa artarsa insanların pek de umrunda olmaz öyle değil mi? Ama bir arabanın fiyatındaki benzer yüzdelik bir artış arabayı alamamanız anlamına gelebilir. Fiyat değişikliğini çok da önemsemediğimiz malların talep esnekliği düşüktür. Bu da esnek bir durumu tanımlamadığına göre bunu da eliyorum. Son olarak bir de kısa bir zaman aralığında alınması gereken bir mal var. Buna örnek olarak da yağmur yağarken şemsiye satışlarını düşünelim. Önümüzdeki kısa bir zaman aralığı boyunca insanların şemsiyeye ihtiyacı olacağından fiyat değişikliklerini çok daha önemsemeyeceklerdir. Başka bir deyişle bu da esnek olmayan bir örnektir. Bunun tersi olarak eğer uzun bir zaman aralığından bahsediyor olsaydık, insanların alternatif ürünleri değerlendirmeye zamanı olacağından daha esnek bir durumla karşı karşıya olurduk. Bu durumda doğru seçenek hangisiymiş? A seçeneği.